Selamünaleyküm arkadaşlar. Eğer kocanız akşamları eve gelmiyorsa ve sürekli buna benzer sorunlar yaşıyorsanız, eşinizi eve bağlamak için yapılacak olan 61 ayet dediğimiz bir ayet var. Bunun başlangıcını yazıyoruz. Bu yazdığımız başlangıçta bazı sorunları ortadan kaldırırız. Eğer ki bu sorunlar çok gelişmiş ve fazla olarak geliyorsa, sürekli bunu yaşıyorsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Profesyonel bir şekilde yardımcı olabilirim. Nokta koyduğum yerlere eşinizin adını, doğum tarihini, anne ismini yazın ve bu kağıdı evinizin yakınlarına gömün. Bu durumda eşiniz akşamları alkol ve benzeri şeylerden uzak durup evine bağlanacaktır. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız, verdiğiniz borç parayı geri alamıyorsanız bunun için yapılacak olan bir çalışmadır. Borç verdiğiniz kişinin adını, doğum tarihini, anne ismini nokta koyduğum yerlere yazınız. Daha sonra kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi bu nokta koyduğum yerlere yazın. Ve bu kağıdı çakmakla yakıp küllerini lavabodan suyuyla gönderin. Bu işlemi yaptıktan sonra 15 gün içinde borç verdiğiniz kişi size yakınlık gösterip bu parayı geri ödemeye başlayacaktır. Eğer ki yüklü bir miktarsa ve getirmiyorsa da beni WhatsApp'tan arayıp ya normal telefonla arayıp daha ayrıntılı bir şekilde bilgi alabilirsiniz ve yardım alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Kısmetinizin kapandığını düşünüyorsanız bunu açmak için bir çalışmadır bu. Ve kısmet kapalıklığı işte belli bir yaşa kadar 35, 40, 50, 60 evlenmenizi engelleyen bir durumdur. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın. Gün geçtikçe kısmetinizin açılacağını göreceksiniz. Eğer ki daha ayrıntılı, profesyonel bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm arkadaşlar. Eğer ki kaybolan bir eşyanız varsa bu eşyanın geri gelmesi için yapacağımız işlem bu haklı bir işlemdir. Bu işlemi yazdığımızda kaybolan eşya eğer ki evin içinde bir yerdeyse gözünüzün önünde görülmesini sağlar. Şimdi bu eşya kim ise buraya adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde 7 gün boyunca saklayın. Bunu bir telefoncudan çıktısını alın. Bu çıktısını aldığınız kağıdı 7 gün boyunca bir yerde saklayın. Eğer ki kaybolan eşyanız, ziynetiniz çok değerliyse ve maliyetli bir şeyse profesyonelce de destek alabilirsiniz benden. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz ve elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer ki ruhsal bir sıkışıklığınız varsa, içiniz daralıyorsa, sürekli bunalıyorsanız, evde durmak istemiyorsanız, böyle bütün her şey üzerinize geliyorsa muhtemelen bir sorun var demektir. Bu da ruhani bir sorundur. Şimdi bu gibi durumlarda yapmamız gereken bazı işlemler var. Ben size en hafifini burada anlatıyorum. Nokta koyduğum yere isim, doğum tarihi ve anne ismi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefoncudan çıkarttırıp evinizde bir yerde saklayın. Bu her gün size olumlu halde ruhsal sıkışıklığınızı düzeltmenize yardımcı olacaktır. Ama bu daha üst boyutlara geliyorsa bana telefonla ulaşın ya da WhatsApp'tan ulaşın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü konumuz evde çocuklarımız sürekli ağlıyorsa, bebek çocuklarımız, bunların ağlamalarını durması için, biraz daha sakin olmaları için yapılan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğumuz yerlere çocukların isimleri, doğum tarihleri ve anne isimlerini yazıyoruz. Ve daha sonra bu kağıdı evinizde herhangi bir yere saklayın. Tabii bir telefoncuya çıkartın, ekran görüntüsü alın. Evde herhangi bir yere saklayın. 15-20 gün içinde evinizin içindeki sükuneti, çocuklarının sessizliğini göreceksinizdir. Eğer ki profesyonel bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız bakım, sevgililerin arasında sürekli kavga etmesini ve birbirlerine yalan konuşmasını, buna benzer bazı sorunları engellemek için yapılan bir bakımdır. Şimdi boşluk bıraktığımız yerlere, yani nokta koyduğumuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdı çakmakla yakıp küllerini deniz kenarında ya da göl kenarında birikinti suyun içine atın. 15-20 gün içinde aranızdaki bütün sorun problem ortadan kalkacaktır.
ayrıntılı bir problem çözülmek isterseniz ya da sorunuzu çözülmesini isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız, verdiğiniz borç parayı geri alamıyorsanız bunun için yapılacak olan bir çalışmadır. Borç verdiğiniz kişinin adını, doğum tarihini, anne ismini nokta koyduğum yerlere yazınız. Daha sonra kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi bu nokta koyduğum yerlere yazın. Ve bu kağıdı çakmakla yakıp küllerini lavabodan suyuyla gönderin. Bu işlemi yaptıktan sonra 15 gün içinde borç verdiğiniz kişi size yakınlık gösterip bu parayı geri ödemeye başlayacaktır. Eğer ki yüklü bir miktarsa ve getirmiyorsa da beni WhatsApp'tan arayıp ya da normal telefonla arayıp daha ayrıntılı bir şekilde bilgi alabilirsiniz ve yardım alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Evinizde mutlu olamıyorsanız, evinize gitmek istemiyorsanız ve eşinizle aranızda aile içinde sorunlar yaşıyorsanız bu hazırladığımız vekfi evinize bir kenara koyun ve daha sonra bu konular düzelmezse bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Profesyonelce bir yardım verebilirim. Bu hazırladığımız vekfin ekran görüntüsünü alıp bir telefoncudan çıkarttıralım. Dediklerimizi uygulayalım. 20-25 gün içinde ev içinde hareketlilik başlayacaktır olumlu şekilde. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Eğer ki kaybolan bir eşyanız varsa bu eşyanın geri gelmesi için yapacağımız işlem. Bu haklı bir işlemdir. Bu işlemi yazdığımızda kaybolan eşya eğer ki evin içinde bir yerdeyse gözünüzün önünde görülmesini sağlar. Şimdi bu eşya kiminse buraya adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde 7 gün boyunca saklayın. Bunu bir telefoncudan çıktısını alın. Bu çıktısını aldığınız kağıdı 7 gün boyunca bir yerde saklayın. Eğer ki kaybolan eşyanız, ziynetiniz çok değerliyse ve maliyetli bir şeyse profesyonelce de destek alabilirsiniz benden. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz ve elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer ki ruhsal bir sıkışıklığınız varsa, içiniz daralıyorsa, sürekli bunalıyorsanız, evde durmak istemiyorsanız, böyle bütün her şey üzerinize geliyorsa muhtemelen bir sorun var demektir. Bu da ruhani bir sorundur. Şimdi bu gibi durumlarda yapmamız gereken bazı işlemler var. Ben size en hafifini burada anlatıyorum. Nokta koyduğum yere isim, doğum tarihi ve anne ismi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefoncudan çıkarttırıp evinizde bir yerde saklayın. Bu her gün size olumlu halde ruhsal sıkışıklığınızı düzeltmenize yardımcı olacaktır. Ama bu daha üst boyutlara geliyorsa bana telefonla ulaşın ya da WhatsApp'tan ulaşın. Elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü işlemimiz, eğer evde eşinizin dili hiç susmuyorsa, çenesi hiç durmuyorsa, sürekli cırcır konuşuyorsa ve bu size artık belli bir şeyden sonra çekilmez bir duruma geldiyse sizin için eşinize dil bağlama işlemi yapacağız. Dil bağlama işlemi nasıl olur? Nokta koyduğum yerlere adını, doğum tarihini ve anne ismini eşinizin yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 21 gün içinde eşinizin çenesi biraz daha olsa duracaktır. Ama ki hiç susmuyorsa profesyonel yardım almak isterseniz bana ulaşın WhatsApp üzerinden ya da normal telefonla. Kanalda numaram yazıyor. Elimden geldiği kadar profesyonelce yardım etmeye çalışırım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Sevginizle aranızda evlilikle ilgili sorunlar yaşıyorsanız ve sevdiğiniz kişi evliliğe yaklaşmıyorsa bu gibi durumlarda evlilik büyüsü dediğimiz bir işlem vardır. Ama biz bunu büyü şeklinde yapmıyoruz. Daha rahmani şekilde yapıyoruz. Günah olmayacak şekilde. Bu işlem de pratik bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yerlere isminiz, doğum tarihi, anne ismi, arkadaşınızın ismi, doğum tarihi, anne ismini yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdı bir bardağın içine koyup 7 gün boyunca sirkeli suda bekletin. Ve bu sirkeli suda bekleyen bardağı bardak şeklinde toprağa gömün. 7 gün içinde aranızdaki evlilik muhabbetleri başladığını göreceksinizdir. Eğer ki daha profesyonel, ayrıntılı bir şey yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Kanalda numaram vardır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar.
Bugünkü çalışmamız, asansöre bindiğinizde aynalardan korkuyorsanız ya da arkanızdan birinin yürüdüğünü düşünüyorsanız ya da evde ışıkları söndürmeden uyuyorsanız bunların sonucunda olabilecek olan problemleri ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışmadır. Eğer ki bu sorunları yaşıyorsanız nokta nokta koyduğum yerleri isminizi, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdı evinizin içerisinde bir yerde saklayın. 15 gün içinde bu korkulardan yavaş yavaş uzaklaşacaksınızdır. Eğer ki uzaklaşmazsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Şimdi size hastalık büyüsü hakkında bilgi vereceğim. Eğer ki sürekli hasta oluyorsanız kesin üzerinize yapılmış olan bir büyü vardır. Bu sizin hastalanmanız için yapılmış olan bir büyüdür. Genelde bu tür büyüler sabun büyüsü diye geçer. Ve bunu bozmak için bu elimde göstermiş olduğum kağıdın noktalı olan yerlere isimlerinizi yazın. İsim, doğum tarihi, anne ismi. Bu kağıdı bir telefoncudan çıkarttığın, çıkarttığınız kağıdı çatmakla yakıp küllerini lavabona suyla gönderelim. 7 gün içinde etkilerini görmeye başlarız. Eğer ki çok kapsamlı bir şey yazıldıysa, bununla düzelmiyorsa bana WhatsApp üzerinden ya da telefonla ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma eşler arasında oluşan soğukluğu eski haline tekrar geri getirmek için. Eğer eşinizle ya da sevdiğinizle aranızda bir soğukluk varsa bu hazırladığımız vekil hakkı nokta nokta bıraktığım yerlere isminizi, doğum tarihinizi ve anne adınızı yazın. Daha sonra bu kağıdı bir telefoncuya çıkarttırıp bunu çakmakla yakıp küllerini lavabodan suyla gönderin. 15 gün içinde etkileşimleri göreceksinizdir. Daha ayrıntılı bir çalışma yaptırmak için bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Kanalımda telefon numaram mevcuttur. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Ödeyemediğiniz taksitleriniz ve biriken borçlarınız için yapılacak olan bu işlem sizi sıkıntılarınızdan kurtaracaktır. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde bir telefoncudan çıkartıp ekran görüntüsü alıp evinize herhangi bir yere koyun. Ay sonunda ödeyemediğiniz taksitlerin bir şekilde ödendiğini göreceksinizdir. Daha ayrıntılı profesyonel bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız içsel sıkıntılarınız, içinizdeki olumsuzluklar, hiçbir şey yapmama isteği, bunları ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışmadır. Nokta nokta koyduğum yerde isminizi, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdı kendi evinize güzel bir yerde saklayın. 20 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer ki görmezseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Elimden geldiği kadar profesyonelce şekilde size yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Allah'a emanet olun.